Şimdi burada tabii bundan sonra olabileceklerden bahsederken geçtiğimiz salı günü İran'ın saldırısından bahsediyorduk. O günden bugüne de aslında İsrail İran'a geri yanıt verecek mi? Ne olacak diye konuşuyoruz. Şimdi çarşamba günü haberini paylaşmıştık. İsrail Savunma Bakanı Galant Washington'a gidecek. Amerikalı mevkidaşı Austin'le bir araya gelecek. Acaba ondan sonra mı İran'a yönelik cevap şekillenir derken iptal olduğunu duyduk Şimdi yeni gelen bir haber Washington'a gitmiyor galant. Şimdi burada nasıl bir yanıt vereceğine dair görüşler Tabii ki en çok korkulan senaryo nükleer hedeflerin göz önünde bulundurulması ve vurulması. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen uyarılar var orantılı olsun, sakın nükleer hedefleri vurmayın diyorlar. Ama biliyorsunuz Amerikan Başkanı Joe Biden bir açıklama yaparsa bunu bu şekilde yapmayın diye birkaç gün sonra biz onun zaten o şekilde yapıldığını görüyoruz İsrail tarafından. Bu kez de öyle olur mu? İran'ın nükleer kapasitesi ne? Bundan bahsetmeye başlayalım. Bir de tabii İsrail'in nükleer varlığı var. Bu kez İran'da İsrail'in nükleer kapasitesine hedef alırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya geliriz? Hakikaten insan tahmin etmek dahi istemiyor. İran'ın nükleer tesis ile ilgili hazırladığımız bir harita vardı. Burada tabii adını en çok duyduğumuz Natanz daha önce de hedef alındığını biliyoruz birkaç kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından. Yine e, diğer nükleer tesislere de baktığımızda ve aynı zamanda petrol tesisleri de önemli tabi. Burada yine Biden'ın açıklamasında belki petrol tesisleri göz önünde bulundurulabilir ki o da olursa dünya açısından yine çok vahim bir tablo olur. Hiç kuşkusuz petrol fiyatları bakımından. Erak ağır su reaktörü yine önemli. Amerika'nın nükleer anlaşmadan ayrılması sonrası 2019'da yeniden açılmıştı. Abadan var. Günlük işletme kapasitesi yaklaşık 630 bin varil. Yine bu şehir nükleer enerji santraline baktığımızda ülkenin ilk ve tek nükleer enerji santrali olduğu bilgisini paylaşalım. Sizinle Asölye doğalgaz terminali Tahran rafinerisi orada da günlük kapasite 250 bin varil. Fordo nükleer tesisi, uranyum zenginleştirmesi için çok çok önemli bir tesis. ikinci sırada sayılıyor. İsfahan yine ismini çok duyduğumuz. Orada da günlük işleme kapasitesi 375 bin varil. İran için çok çok önemli bir merkez. Ve Bender Abbas Rafinerisi o da günlük işleme kapasitesi 350 bin varil olan bir rafineri. Şimdi Mete Bey sizi kesmek zorunda kalmıştım. Hem o konuya ilişkin tamamlamak isterseniz buyurun lütfen. Yok tamam. Yani bir şey, de, yeni bölüme geçebiliriz. Evet şimdi. yani bu İran'ın nükleer kapasitesi ile ilgili eldeki bilgi çünkü daha önce de siz bize anlatmıştınız burada bir deneme yapılması gerekiyor eğer bir atom bombası geliştirdilerse geliştireceklerse ne denilebilir ne biliyoruz İran'ın nükleer varlığı ile ilgili ve siz hedef alınabileceğini düşünür müsünüz bir noktada İsrail tarafından aha dün sanırım dündü galiba Ermenistan bizdeki evet. şeye benzer Hani depremle ilgili ölçüm yapan merkez gibi bir merkezde e, İran'ın içerisinde 4.2'ye denk gelen yer altındaki bir patlamadan daha doğrusu yer altındaki bir sarsıntıdan evet. bahsettiler. Hı hı. Ama bu sarsıntının sismik özellikleri bir deprem değil bir nükleer yeraltı denemesine denk geldiğini söylediler. Hı hı. Şimdi... ...başından beri söylediğimiz bir şey var ee, ...nükleer kulübe girmek istiyorsanız... uranyumunuz kadar değil... E, ...bunu denediğinizde... E, ...size o nükleer kulübe alıyorlar. Şimdi geçmişte... ...mesela bunun en çok sert örneklerinden bir tanesi... ...şeydir mesela... ...Pakistan'dır. Hı hı. Pakistan, Hindistan nükleer güce ulaştıktan sonra... E, ...nükleer sürecin tamamadı ve ondan sonra da büyük bir ambargoya e, maruz kaldı. Hala da o ambargolar devam eder. Hı hı. Mesela İsrail bir nükleer güç olmasına rağmen nükleer silahlara sahip olduğunu açıklamaz mesela. Hı hı. Ama var tabii ki, değil mi? Var ama açıklamaz mesela. Mesela Kore, Kuzey Kore ben nükleer bir gücüm diyor. Yani ama şey açıklamaz mesela İsrail böyle bir güce sahip olduğunu açıklamıyor. Ama burada tabii Uluslararası Atom Enerji Ajansının devreye girmesi ve varlığını Herkes biliyor. Açıklaması. Hatta ne kadarlık bir güce ait olduğunu da biliyor. Hangi tip silahları atacağına kadar biliyor herkes. Ama resmi olarak açıklamıyor. Şimdi İran'dan da biz böyle bir şey bekliyoruz. Ama onun bunu yaptığının bir ispatı gerekiyor. Nükleer artık bir güç olduğunu. Peki ne kadarlık bir elinde nükleer silaha sahip olacağı düşünülüyordu? Zenginleştirme, zenginleştirme sürecine baktığınızda ilk başlangıçta 5 ile 6 tane Nükleer bir bomba yapacak kadar e, zenginleştirilmiş oran olduğu söyleniyordu. Hı hı. Bu ona da ulaşmış olabilir ama bu kadar sayıda bir e, silah yapmış olma ihtimali var. Hı. Ve bunu da hayata geçirmiş olma ihtimali de çok yüksekti. Hı hı. Mesela İsrail başından beri yaklaşık bir seneden beri nükleer silah sahip olduğunu söylüyor. Amerikalılar yakın olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Avrupa'daki birçok devlet artık nükleer silaha sahip olduğunu söylüyorlardı. Dünkü denemez denemeye benzer çünkü sonuçta elimizde bir veri yok. Evet. Ama bunun açıklanmış olması bence e, başından beri söylediğim e, İran bir nükleer güce sahip oldu. Peki şunu söyleyebilirsiniz bu kadar başında bela varken hı hı. neden böyle bir e, hamle yapmış olabilir? E, sonuçta nükleer silah dediğiniz şey bir caydırıcılık sonuçta Tabii potansiyel ki. anlamda bir güç güce erişiyorsunuz hı hı. ve aslında topraklarınızın üzerinde bir kalkan da oluşturuyorsunuz. Nükleer bir güç olmanın da size vermiş olduğu ayrı bir caydırıcılık var. Yani hı hı. silah sistemlerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi caydırıcılıktır. Evet. Hani insanlar şey söylüyor. Ya yani bu kadar ambargaya varken e, niye böyle bir şey yapsın? Nasıl yani daha nasıl ambargo yapacaklar? Hani yani ekstra ne yapacak? Boğazını mı sıkacaksınız adamların yani? Hani neyine, neyine ambargo gelmedi koymadınız? Her şeyde ambargo var zaten Peki İran'la ilgili. Peki o zaman bu ilgili. nükleerle ilgili gizli bir test mi yaptı İran? Nükleer silahını test etti. Nükleer silahını kullandı. Yani yer altında belli bir ölçekte bunu test etti ve kullandı. Sonuçta kanıtlanamaz. Aslında kanıtlanır. Hı. Nasıl? Aslında kanıtlanır. Yani çünkü hani sismik veriler var ya. Evet. Sismik veriler aynı şey gibi. Şimdi siz kardiyoloğa gidiyorsunuz. Kardiyoloğun... Ee, siz bakıyorsunuz, hiçbir şey anlamıyorsunuz ama ama adam Aynen, diyor ki doğru. şu anda kalp krizi geçiriyorsunuz diyor. Peki bu füzeler mi, o füzeler? Bunlar balistik füzeler. Hı. Bunun bunun bundan atma kabiliyeti kazanacak. Hı. Mesela bazılarında şöyle bir şey yazar: Nükleer, nükleer atış imkan ve kabiliyeti var yatar. Evet. Yani her balistik füze bir nükleer başlık atma kapasitesi sahip değildir. Mesela Fethahtta var. Mı? Onun içinde bir donanıma ihtiyaç var. Bazen öyle der mesela işte bazı füzelerde şey diyor. Evet. Nükleer silah atma kapasitesine sahip. Hı hı. Mesela İsrail'in e, şeyinde denizaltılarında nükleer silah atma kapasitesi vardır. Hı hı. Denizaltılarında. Mesela şeyin yaptığı bir denizaltıdır bu. Almanlarla beraber geliştirdiği bir denizaltıdır. Hı. Ama nükleer silah atabilme füze kabiliyetine sahiptir. Tamam. Şimdi biz onu görüyoruz. Onu görmeye de devam edeceğiz. Hı hı. Bence evet. bana soruyorsan, ben başından beri söylüyorum nükleer silahı vardı, hı hı. ama denemesini yapmamıştı. Onu da Bence Kesinlikle. denemesini yapıp hayata geçirdi. Peki niye Amerika bu konuda yüksek bir ses çıkartmıyor? Çünkü eğer öyle olursa seçim öncesinde bir müdahale bulunmak zorunda kalacak. Hı. Biden bunu ister mi? Yani bu kadar yüksek sesle bunu dillendirir mi? Biliyorlardır ama dillendirmiyorlar. Demek daha doğru geliyor bana.